Merhaba, bu videomuzda projelere Action Script kodunun nasıl ekleneceğini göreceğiz. Flash dokümanına Action Script kodunun eklenmesinde birkaç fark kullanabiliriz. Bunlar, kodu zaman çizgisine yani timeline'e yerleştirmek, kodu harici bir dosyadan ithal etmek, doküman sınıfı tanımlamak ve kütüphane varlıklarını harici sınıflara bağlamak. Şimdi bu yöntemleri Flash içerisinde deneyerek görelim. Öncelikli olarak ActionScript 3 destekleyen bir Flash dokümanı açalım. Ve bu Flash dokümanını File'dan Save diyerek oluşturmuş olduğumuz ActionScript 3 klasörü içerisine yerleştirelim. Hangi klasör içerisinde ve hangi isimde oluşturduğumuzun şu an için bir önemi bulunmamakta. Ve bu dokümanımızın ismini de zaman çizgisi olarak belirleyelim. Şimdi timeline'da bulunan birinci kareye yani birinci frame'e gelerek action panelini aktif hale getirelim. Bunun için klavyemizin F9 tuşuna basarak ya da Windows'dan actions panelini aktif hale getirerek Action Script panelini görüntüleyebiliriz. Bu panel içerisinde direkt olarak kodumu yazıyorum. Geliştiricilerin çok sık kullandığı trace komutunu bu çalışmada kullanabilirim. Trace diyorum ve parantez içerisinde çift tırnak kullanarak izde öğren yazıyorum ve satırımı noktalı virgülle kapatıyorum. Şimdi Ctrl Enter'a basarak ya da kontrolden Test Movie diyerek yaptığım çalışmanın sonucunu gözlemleyeceğim. Test Movie dediğimizde Output penceresinde Trace komutunun sonucunu gözlemleyebiliyorum. Yani yöntemlerimizden biri olan zaman çizgisine direkt olarak kodu yazma işlemini başarıyla tamamlamış olduk. Şimdi ise Diğer bir yöntem olan kodun harici bir dosyadan ithal edilmesini gözlemleyelim. Bunun için dokümanımı kapatıyorum ve yeni bir doküman oluşturuyorum. Aynı zamanda output penceresini de temizleyebiliriz. Şimdi çalışmamızı yine file'dan save as diyerek ithal fela olarak kaydediyorum. Bu kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra yine birinci kareye geliyorum. Ve birinci karede F9'a basarak ya da Windows'dan Actions'ı aktif hale getirerek Action Script'i yazacağım paneli açıyorum. Bu panel içerisinde öncelikli olarak import diyerek dışarıdan ithal etmek istediğim sınıfı buraya yazıyorum. Bu sınıfı kendimiz oluşturacağız. Bunun için ithal sınıf adını verebiliriz. Şimdi ikinci satır oluşturalım. Burada bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişken varla tanış, e, tanımlayabiliriz. Var dedikten sonra ithal edilen diye bir değişken oluşturalım. Ve bu değişkenimiz bizim kendi oluşturduğumuz sınıfın kullanıldığı bir değişken olacak. Ve daha sonra bunu da nin ithal sınıf diyerek yeni bir sınıfın oluşturulmasını sağlayacağım. Bu aşamadan sonra Action panelimi kapatıyorum ve dökümanımı kaydediyorum. Şimdi isterseniz File New diyerek isterseniz de mevcut dökümanı kapatarak bir Action Script dosyası oluşturmak için Action Script file'ı seçiyoruz. Tekrar diyeyim File'dan New diyerek bu yeni döküman paneline ulaşma ulaş, ulaşmamız mümkün. Action Script File seçtikten sonra tamam diyoruz. Tamam dediğimizde bir script oluşturabileceğimiz aynı Action Script'leri yazabildiğimiz panele benzeyen bir panel karşımıza çıkıyor. Burada dışarıdan ithal edeceğimiz sınıfımızı oluşturacağız. Sınıfla ilgili çalışmalar yapacağız. Bunun için öncelikli olarak bir paket oluşturacağız. Package diyerek paketimizi başlatıyoruz ve bu paket içerisine bir public class oluşturuyoruz. Bu public class'ın oluşturulduğu bölümde yine kendi sınıf adımızı yazıyoruz. daha sonra bunun içine bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyonumuzun da ismi oluşturmuş olduğumuz sınıfla aynı isim. Ve biraz önce oluşturduğumuz komutun aynısını yani trace diyerek izle öğrenin çalışması için output panelinde görüntülebilmesi için kodumuzu yazıyoruz. Öncelikle public function'ımı kapatıyorum. Daha sonra public class'ımı kapatıyorum. En sonda package'la ilgili olan ayrıcımı kapatıyorum. Şimdi kodlarımla ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Öncelikle bir auto format diyerek formatını daha sonra da arzu ederseniz herhangi bir problem var mı? Herhangi bir e, kodun yazılımında sinteksinde bir sıkıntı var mı? Bunu da test edebiliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık yapmış olduğum çalışmayı kaydetmem gerekiyor. Buradaki önemli çalışma şekli şu. Muhakkak bu kaydedeceğiniz ismin sınıfınızda aynı isim olması gerekiyor. Bunun için file'dan save as diyerek daha önce oluşturduğumuz klasörün içerisine birebir sınıfımızda aynı isimde kayıt çalışmasını gerçekleştiriyoruz. ital sınıf nokta as şeklinde bu çalışmayı kaydediyorum. Bu kayıt işlemi gerçeklikten, gerçekleştirdikten sonra ital fla bölümüne geri dönüyorum. Ve yaptığım çalışmayı test etmek için Ctrl Enter ya da Ctrl'den Test Movie komutunu veriyorum. Dikkat ederseniz bizim ithal fla'daki birinci frame'e yazmış olduğumuz import komutuyla ithal sınıf nokta içerisindeki kodu kendi çalışmamıza alma imkanına sahip olduk ve trace komutunu da burada Gözlemleyebildik. Şimdi üçüncü yöntemimiz olan bir döküman sınıfı tanımlama işlemini gerçekleştirelim. Yine output panelimi temizleyeyim. Herhangi bir şekilde örnekler arasında bir karışıklık olmasın çünkü hepsinde aynı kod yapısını kullanıyoruz. Ve ital sınıf as ile ital fla dökümanlarında kapatalım. Şimdi yine bir flash dokümanı oluşturuyorum. ActionScript 3'ü destek veren. Ve bu flash dokümanını file'dan save as diyerek bunun ismine de doküman.fla diyelim. Döküman sınıfı tanımlanmasındaki en büyük avantaj herhangi bir şekilde Action script'in timeline'a yani zaman çizgisine yazılması gerek kalmaması. Burada bir doküman sınıfı belirterek FLA dokümanınız içerisinde hiçbir action script kodu yazmadan da bir action script dosyası yardımıyla tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor olmanız. Buradaki bölüm içerisine şimdi properties panelini aktif hale getirelim. Eğer aktif halde değilse Window'dan Properties diyerek veya Ctrl F3'e basarak bunu aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi Class kısmına Doküman yazıyorum. Ve bu dokümanın hangi Action Script dosyasından faydalanacağını, hangi Action Script dosyasını kullanacağını burada tanımlıyorum. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dökümanımı kaydediyorum ve file'dan new diyerek yeni bir action script dosyası oluşturuyorum. Burada isim çok önemli ve kaydedildiği yer de çok önemli. İsmi kaydederken yani isimlendirmeyi yaparken as dosyanızın adının muhakkak tanımlamış olduğunuz Doküman sınıfıyla aynı isimli olması gerekmekte. Burada Action Script dosyamızın adını Doküman olarak belirliyorum ve yine FLA dokümanıyla aynı klasörün içine kaydediyorum. Bu aşamadan sonra FLA dokümanın içerisindeki çalışmaları gerçekleştirecek kodları Doküman AS'nin içerisine yazıyorum. Burada öncelikle yine paketimizi oluşturalım. Bu paket içerisinde öncelikle import diyerek çalışmamda kullanacağım sınıfı çağırıyorum. Ve daha sonra buradaki çalışma içerisinde sınıfımla ilgili bir ek tanımlama da gerçekleştiriyorum. Ve bu ek tanımlamadan sonra yine bir public function oluşturarak Trace komutumla çalışmamı tamamlıyorum. Buradaki bölüm içerisinde yine fonksiyonumun ev tanımlamamın ve paketin araçlarını kapatıyorum. Hem bunları auto format diyerek bir takım eksiklikleri varsa satır sonlarındaki noktalı virgül gibi bunları gideriyorum. Hem de kontrol ederek syntax konusunda yazım hatası konusunda herhangi bir uyarısı var mı yok mu bunu gözlemliyorum ve döküman as isimli action script dosyamı da kaydediyorum. Şimdi artık doküman.fla isimli dosyama yani ana flash dökümanıma geri dönüp yine Ctrl Enter'a basarak ya da Ctrl'den test move diyerek çalışmamı gözlemleyebilirim. Burada önemli olan döküman isminin action script dosyasıyla aynı isimde olması ve içerisindeki sınıf ve fonksiyon isimlerinin de yine döküman şeklinde aynı özelliği, aynı ismi taşımış olması. Yine gelip kontrol test mu diyerek çalıştırıyorum ve döküman FLA içerisine herhangi bir action script kodu eklemeden tamamen bir döküman sınıfı tanımlayarak da çalışmamın rahatlıkla gözlenebildiğini burada tespit etmiş oluyorum. Yani output panelinde izle öğren yine gözlemleyebiliyorum. Evet şimdi son yöntemimiz olan kütüphane varlıklarını yani asetlerin kullanımıyla kodun eklenmesine göz atalım. Bunun için aslında bize yardımcı olabilecek bir dosyamız var. Bu dosya doküman.as. Bu dosyayı file'dan save as diyerek farklı bir isimde kaydedelim. İsmimiz sembol nokta as olsun. Ve bu dosya içerisindeki döküman bölümlerini sembol olarak değiştirelim. ve kaydedelim. Şimdi yeni bir döküman oluşturalım. File'dan new diyerek yine action 3 destekleyen bir flash dökümanı oluşturalım ve bu flash dökümanında yine sembol nokta fela olarak kaydedelim. Şimdi bir aset yani bir kütüphane varlığı oluşturacağız. Bunun için insert'ten new sembol diyerek buradaki bölümde eğer advanced yani ayrıntılı bölüm aktif değilse ayrıntılı bölümü de aktif hale getirerek Linkage yani bağlantı bölümündeki Export for Action Script kısmını işaretleyelim. Burada isim olarak Action Script'te kullandığımız ismi belirliyoruz. Çünkü class olarak bu ismi hatırlarsanız kullanmıştık. Ve bu ismi kullandıktan sonra OK diyerek varlığımızı yani sembolümüzü oluşturuyoruz. Şimdi sahneye geri dönüyorum ve kütüphanemden eğer kütüphane çıktıysa bunu da yine Windows'dan library diyerek veya Ctrl L kısa yoluyla aktif hale getirebilirsiniz. Sembolümü sahnemdeki herhangi bir yere sürükleyip bırakıyorum. Şimdi yine Aynı işlemi yapalım. Yani Ctrl Enter ile ya da Ctrl'den Test Movie ile çalışmamızı gözlemleyelim. Dikkat ederseniz bu sefer yine Trace komutu çalıştı. Yani kütüphanedeki bir varlığa bir sembolle bağlantı kurduğumuz Action Script dosyası içerisindeki fonksiyonu çok kolay bir şekilde çalıştırmış olduk. Bu dört farklı yöntemden farklı yöntemler, farklı projelerde, farklı amaçlar için kullanılabilir. Farklı durumlar karşısında bunların tercihini zaman içerisinde kendi tecrübe ve deneyimlerinize göre seçme şansına da sahip olacaksınız.